Bugün özellikle sözlerime başlamadan evvel taraftarlara, her iki takımın da taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Bu soğuk havada Galatasaraylılar, Trabzonlular da bayağı kalabalık geldiler. 2000 kişiye yakın varlar. Misafir tribünü doluydu. Ve taraftarımız da her zaman olduğu gibi bizi desteklemek için kar, kış, kıyamet demeden sahayı geldiler, doldurdular. Onlara büyük bir teşekkür gönderiyorum. Ayrıca Trabzonspor'un değerli başkanı Ahmet Ağoğlu da buradaydı. Yönetim kurulu üyeleriyle beraber. Onları ağırladık. Şunu ifade edebilirim. Evet, güzel bir maç oldu. Fakat örnekte bir maç oldu. Seyircisiyle, taraftarıyla, iç sahadaki oyunla, oyuncuların tavrıyla örnek olması gereken bir maçı izledik. Ben her iki takıma da verdikleri bu uğraştan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii büyük bir teşekkür de oyuncularıma gönderiyorum. Teknik ekibime gönderiyorum. İyi hazırlandılar. İlk saniyelerde yediğimiz gole rağmen geri dönmesini bildik ve 3 puanı hanemize yazdırdık. Şampiyonluk yolundaki yürüyüşümüz bu şekilde devam ediyor. Değerli basın mensupları, bir konuyu ifade etmek istiyorum. Futbolu oynayan, futbola gönül veren bütün izleyiciler şunu bilmeli ki biz takımlar kim olursa olsun birbirimizin yeşil sahalarda sadece rakibiyiz. Hiçbir zaman birbirimize düşmanlık beslememize gerek yok. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Aynı hedefe, Türk sporunu kalkındırmak için yürüyoruz. Bunu iyi idrak etmemiz lazım. Bu konuda da dostluğun, bir sportif aktivitenin ne olduğunu idrak ederek konuşmalarımızı, sözlerimizi buna göre yapmamızda fayda var. Biz birbirimizin düşmanı olamayız. Aynı hamurdan yapıldık, aynı ülkenin çocuklarıyız. Değerli basın mensupları, bir konuya işaret etmek istiyorum. Evet, son günlerde bazı gelişmeler var. Biz de sitelerimizden bu gelişmelere bağlı olarak görüşlerimizi açıkladık. Burada en önemli husus, konuyu iyi analiz etmek lazım. Ve buna bağlı olarak da eğer bir sorun varsa bu sorunun nerede çözüleceğini iyi idrak etmek lazım. Son günlerdeki gelişmelere baktığımız zaman sanki daha da tırmanabilecekmiş gibi gözüken bir sorunun çözüm adresi belli. Bu sorun Türk futbolunun sorunuysa ve Süper Lig'in esas da sorunuysa hep o çerçevede tartışılıyor. Süper Lig'in Kulüpler Birliği Vakfı diye bütün başkanların bir araya geldiği bir vakfı var. Burada herkes söz sahibi. Burada herkes görüşlerini açıklamakta serbest. O zaman hiç vakit kaybetmeden Kulüpler Birliği Vakfı toplanmalı. Konuyla ilgili bütün başkanların, herkesin birebir görüşleri de alınması lazım. Eğer herkes için adalet istiyorsak, mottomuz buysa, söylemlerimiz, bizim kulübümüzün söylemi bu. Herkes için adalet istiyoruz. Herkes için adaletin yaratılacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı. Ben buradan bütün kulüp başkanı arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. En kısa zamanda vakfımızda toplanalım. Eğer bugün bir sorun varsa, adalet arayışımız varsa, adalet de herkes için adalet arıyorsak, bunun çözüm bulacağı yer, konuşulacağı, tartışılacağı yer Kulüpler Birliği Vakfı. Orada herkes eşit, orada herkesin söz sahibi var. O konsensüsü orada çıkarmak zorundayız. Onun için değerli basın mensupları, sözlerimi bitirirken şunu da ifade etmek istiyorum. Biz birbirimize tekrar ediyorum, tekrara düşüyorum ama ifade etmekte fayda görüyorum. Ya birbirimizin düşmanı olamayız biz. Birbirimizin düşmanı olamayız.
Demin de ifade ettim, biz aynı hamurdan yapıldık ya. Biz aynı vatanın çocuklarıyız. Birbirimize düşman olabilir miyiz? Ancak birbirimizin rakibi oluruz. Yani yeşil sahalarda bugün gördünüz, yani Trabzon'da çok değerli bir kulübümüz Trabzonspor. Yönetimi geldi, beraber oturduk, sohbet ettik. Kalabalık bir grupla geldiler. 2000'e yakında taraftarı geldi. Ne oldu? Ne oldu? Gayet güzel bir maç, seyir zevki yüksek bir maç izledik. Bu karlı, kar yağışlı havaya rağmen bir araya geldik, izledik, öpüştük, yolcu ettik değerli başkanımı, yönetim kurulu üyelerini. Taraftarlar da işte trafiğin dağılmasını bekliyorlar, dağılıyorlar. Çok zor bir şey mi? Çok zor bir şey mi ya? Değerli basın mensupları, ben bu kadar söylemek istiyorum. İvedilikle Kulüpler Birliği Vakfı bir araya gelmeli. Herkes için adalet arayışının çözüme ulaşacağı yer orası. Herkes gelsin orada, herkesle beraber tartışalım, çözümün ne olacağını orada tespit edelim diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum değerli basın mensupları.